Merhaba arkadaşlar, kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yine bir tamirat videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bir fakir marka el blender makinesi var elimizde. Çalışmıyor. Bunu arızasını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni ve yorum gelirse bu tarz videoları da gelecektir. Şimdi fakir marka 1700 watt gücünde el blender'ımız var. Şimdi arkadaşlar videoyu kısa tutabilmek için ben içini açtım ama yine tarif edeceğim nasıl açabileceğinizi, nerede vidaların olduğunu sizlere göstereceğim. Öncelikle şu arka kısmında şöyle bir vida gizleme aparatı var arkadaşlar. Bu buradan çıkıyor. Bunu bir bıçak yardımıyla arkadaşlar, sivri bir bıçak yardımıyla bu şekilde bastırarak, kanırarak yukarıya doğru çıkartıyorsunuz. Bu biraz uğraştırdı beni açıkçası. Küçücük parça. Daha sonra içinde bulunan bir tane vidamız var arkadaşlar. Bunu söküyorsunuz. Bu blender'ı sökmek gerçekten arkadaşlar, vidaların öyle bir yerlere koyuyorlar ki yani bilmeyen sökerken kırıyor. Şimdi burada bir tane vidası var. Başka hiçbir yerde görünürde bir vida yok arkadaşlar. Ne yapıyor vatandaş? Buraya tornavida sokarak bu kısmı açıyor. Sonra kanırıyor, kanırıyor. Fakat arkadaşlar şu düğmenin altında bir vida daha var. Bu düğmeleri de yine bir ince bir aparat, bu tornavida olabilir, küçük tornavida olabilir, bıçak olabilir arkadaşlar. O an elinizde ne varsa. Bunu da gördüğünüz gibi şöyle tırnakları var. Sağda ve solda ve başta olmak üzere 3 tane tırnakları var. Yani ilk önce bir tarafını, sonra bir tarafını, sonra bir tarafını kanırtarak yukarı doğru çıkartıyorsunuz. İki düğmeyi de çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi bir vida daha çıkıyor arkadaşlar. Bunu da tamamen söküyorsunuz. İki tane vida söküyorsunuz toplamda. Daha sonra işte şuralara yine bir sivri bir aparatla bu şekilde kanırtıyorsunuz ve kapak çıkıyor arkadaşlar. Arızayı nasıl bulacaksınız? Sırayla gitmeniz lazım. Adım adım gitmeniz lazım. Öncelikle bakmanız gereken yer elektrik kablosu. Elektrik kablosunun sağlam mı değil mi? Bunu ölçmeniz lazım. Fişi taktıktan sonra şu kısmı arkadaşlar, şu görünen kısma sakın elinizle temas etmeyiniz. Şimdi ben fişi takacağım. Bir ölçü aleti lazım size. Ya da bir kontrol kalemiyle elektrik var mı yok mu bakabilirsiniz. Şöyle ölçü aletini ben şöyle göstereyim. 220 volt geliyor mu gelmiyor mu şu kablolardan ölçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 227 volt elektriğimiz geliyor. Yani kablomuz sağlam arkadaşlar. Başka kabloyu nasıl sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ölçü aletimizde buzzer denilen bir kısım var arkadaşlar. İki kabloyu birbirine değdirdiği zaman öter. Bu. Sesi duyduğunuz zaman problardan bir tanesini fişimizin bir bacağına değdiriyoruz. Diğer probumuzu da arkadaşlar kablomuzun bir tanesine değdiriyoruz. Evet, bu mavi kablo sağlam. Sonra fişimizin diğer bacağına değdiriyoruz. Diğer kabloya değdiriyoruz. Bu kablomuz da sağlam. Eğer bu sesi duymamış olsaydık kablomuz kopuk diyecektik ve arızalı diyecektik. Kabloda bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi bakmamız gereken karta bakacağız. Kartımızda ne var? Gözle önce göz kontrolü arkadaşlar. Ne olursa olsun önce göz kontrolü. Patlamış bir yer var mı? Dağılmış bir yer var mı yok mu, buna bakmanız gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi ne var? Bir tane şurada cam sigortamız var. Kutupsuz kondansatörümüz var. Ve diyotlarımız var arkadaşlar.
Öncelikle cam sigortamıza bakacağız. Cam sigortamızın sağlam olup olmadığından emin olmamız lazım. Yine ölçü aletimizle, bu ölçü aleti arkadaşlar çok önemli aslında. Bu hırdavatçılardan 20, 30, 40, 50 liraya alabilirsiniz minimum. Yine buzzer konumunda ölçü aletimiz. Cam sigortamızın sağlam olup olmadığını anlıyoruz. Ölçüyoruz. Evet. Şu anda cam sigortamız arkadaşlar patlamış. Arızalı. Bu demektir ki arkadaşlar direkt cam sigortayı değiştirelim düzelsin. Asla. Bu cam sigorta patladıysa kesin bu kart üzerinde bir yerde kısa devre var demektir arkadaşlar. Bu motorda olabilir, burada olabilir. Bunu şimdi diğer elemanları ölçerek bakacağız. Şimdi diyotumuzu ölçelim. Bu ölçü aletimizde arkadaşlar buzzer ve diyot konumu aynı yerde. Cihazımızı hiç değiştirmiyoruz. Diyot nasıl ölçülür? İlk önce probları şu uçları arkadaşlar diyotların iki bacağına değdiriyoruz. Ölçü aletimizde bir değer görmemiz lazım. Şimdi bir tarafta diyodun sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır? Ölçü aletini tuttuğun zaman bir tarafta değer gösterecek, diğer tarafta göstermeyecek arkadaşlar. Şimdi bakın ölçü aletimizde hiçbir değer göremiyoruz. Doğru mu? Göremiyoruz. Şimdi problarımı ters çeviriyorum. Şimdi ölçü aletimde ben bir değer okumam lazım arkadaşlar. Bir rakam görmem lazım. Evet. 436 değerini gördüm. Bu diyotumuz sağlam arkadaşlar. Diyot akımı tek yönde iletir. Şimdi diğer diyotumuzu ölçelim. Evet. İkisi devre gösterir gibi oldu. Ters çevirelim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da bir değer gördüm. Bu diyotumuz arızalı diyebiliriz. Daha emin olmak için arkadaşlar bir kartın üzerinde ölçmektense lehimlerinden söküp boşta ölçmek daha sağlıklıdır. Şu anda ben diğerlerine bir bakayım da ondan sonra sökmeye başlayayım. Şöyle görürsünüz. Evet, bir kısa devre diyotlarımız da var arkadaşlar. Diyotlarımız patlamış. Evet. Hepsinde bir kısa devre var arkadaşlar. Şu 4 tane köprü diyot bu arkadaşlar. Yani AC elektriği DC voltaja çeviriyor. Motorumuz çünkü DC voltajda çalışıyor. Şimdi kartımızı yerinden sökeceğiz. Şu anda diyotların patlak olduğunu tespit ettik. Daha emin olmamız için kartımızı söküyoruz arkadaşlar. Şimdi lehimlerimizi yerinden sökeceğiz. İş biraz uzayacak arkadaşlar. Video uzun olabilir. Şu lehimleri, diyotları yerinden sökmemiz gerekiyor çünkü.
Evet. Diyotumuzu söktük arkadaşlar. Diyotun yönü önemli arkadaşlar. Sökerken dikkat ediniz. Çünkü söktüğünüz gibi takmak zorundasınız. Ters takarsanız yine çalışmaz. Bir yerler patlar. Evet, diyotlarımızda kısa devre var. Her zaman böyle boşta ölçmek daha sağlıklı. Devre üzerinde ölçün, tereddüte düştüğünüz zaman yerinden sökün arkadaşlar. Diyotlarımız arızalı. Bu köprü diyotlardan temin edip diyotlarımızı değiştireceğiz. Cam sigortamız bu yüzden patlamış. Bu cam sigortamızı değiştireceğiz. Bunları arkadaşlar bir elektronikçiden temin edebilirsiniz. Veyahut da eski arızalı elektronik bir cihazınız varsa üzerinden bakabilirsiniz. Aynı değerde var mı yok mu? Varsa söküp yerine takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi diyotlarımızı söktük. Diyotlarımızı tekrar ölçelim. Ne demiştik? Bir tarafta değer gösterecek, bir tarafta göstermeyecekti. Şöyle elimize alalım. Evet, diyodumuz arızalı olduğu için kısa devre gösteriyor. Ters çeviriyoruz. Bunda da kısa devre konumunda. Bu diyotumuz patlak. Diğer diyotumuza bakalım. Evet. Bu diyotlar arızalanmış. Bunlar. Şimdi arkadaşlar yerine takacağımız diyotlar şunlar. Sağlam olan diyotlar bunlar. Şimdi sağlam olan diyotlarımızı ölçelim. Evet, şöyle ekranı görün. 450 değerini görüyoruz. Şimdi diyotumuzu ters çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi bir değer görmememiz gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımız bir değerimizi göstermiyor. Bu diyotumuz sağlam arkadaşlar. Sağlam diyot sağlamlık testi de bu şekilde yapılmış oluyor. Yani her iki tarafta bir değer görürseniz veyahut da cihazınızda öterse o diyot arızalıdır arkadaşlar. Diyotumuzu tekrar ters çeviriyorum. Bu diyotumuz da sağlam. Üçüncü diyotumuzu ölçüyorum. Bir değer gördük. Ters çevirdim. Değer görmüyoruz. Bu diyot da sağlam. Dördüncü diyotumuzu ölçüyoruz arkadaşlar. Değer gördük. Ters çevirdik diyotumuzu. Ölçtüğümüzde değer görmüyoruz. Bu diyotumuz da sağlam arkadaşlar. Evet. Bu diyotları yerine takacağız. Sigortamız patlak demiştik. Aynısından da bulduk. Sağlam olup olmadığını ölçelim. Kısa devre konumunda cihazımız. Evet. Sigorta sağlam arkadaşlar. Sigortayı da tam tersi ölçüyoruz. Yani iki bacak arası bir kısa devre görmemiz gerekiyor. Eğer bu cihaz ötmemiş olsaydı bu sigorta arızalı diyecektik. Üzerindeki sigorta mesela ölçelim.
Görüyorsunuz cihaz ötmüyor. Çünkü arada kopukluk var demektir. Şimdi bu leğenlerimizi söktük. Diyotlarımızı. Şimdi diyotların yönleri burada belirtilmiş. Görüyorsunuz umarım videoda. Çizgili tarafına dikkat edeceksiniz. Anot katot uçları, yani artı eksi uçları. Üzerindeki şablona göre bağlayacaksınız ya da eskisinin bir kağıda çizip o şekilde de bağlayabilirsiniz. Çizgi olan, mesela ilk üstteki iki tanesi çizgiler sağ tarafa bakıyor. Alttaki iki tane diyotun çizgileri ise sol tarafa bakıyor arkadaşlar. Şimdi diyotumuzu buralara lehimleyeceğiz. Diyotlarımızı lehimledik. Şimdi cam sigortamızı değiştirelim arkadaşlar. Thank you.
Tekrar cam sigortamızı ölçelim. Arızalı. Sağlam olanı ölçelim. Evet. Şu arızalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamamen kartımızı yeniledik. Şimdi motor kısmını takalım. Şimdi arkadaşlar kapağını kapatmadan önce bir deneyelim.
Evet. Cihazımız sorunsuz çalışıyor. Elektriği kestik. Şimdi toparlayalım. Tekrar fişimize takalım. Bu ağır devir, bu turbo arkadaşlar. Evet, cihazımızı yapmış bulunmaktayım. Bunu bir dakika, bu çok uzun. Bunu keselim arkadaşlar. Kanalı varmış onun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.